Eliz mi? Çok küçük yaştan başladı ama son biz 6 senedir çok profesyonelce bu işi devam ettiriyoruz. İşte en büyük neticemiz de bir hayli şampiyonluklar olmasına rağmen Avrupa'da en büyük neticemiz son dünya beşincisi gelmesi. Ki bu işin yani Latin dansların özellikle de Eliz salsa'da profesyonel oldu. İzlemişti mi kendilerini şeyde? Evet, salsa. Yani dünya beşincisi olması olduğu yerde çok önemli. Bir, şimdi tabii ki yaş kategorileri var orada. Yaş kategorisinde bir senesi daha var. Yani bizim önümüzdeki sene en büyük hedefimiz artık dünya şampiyonluğu. Ve şunu da söylemek zorundayım. Yani işin aslında yani raconu demeyeyim daha o kelimeyi bulamadım. Esas dünyanın en iyisi artık bir üst seviyeye geçti. Bir üst kategoriye. Elis'in kategorisi boşaldı. Yani inşallah önümüzdeki sene çok büyük bir başarı bekliyoruz. Orada da kendimizi kabul ettirdik. Yaklaşık 3 seneden bellidir. Bayrağımız adı altında. Biz elimizden geldiğince ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz hep. Fakat bazı ülkelerde tabii ki bunu yapamıyoruz. Mesela özellikle Elis'in 1-2-3 tane Yunanistan'da şampiyonluğu var. 2 tane Selanik'te var. Hmm. Buralarda kolay değil ama onlar da biliyor bizi. İşte sporun evrenselliği, özellikle danstaki vurgusu orada çıkıyor meydana. Tabii ki sizlerin bizi böyle ağırlamanız da bizler için gurur kaynağı. Özel yetenekleri olan insanları tebrik etmek, onlara sahiplenmek bizim görevimizdir. Hele Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak bu tür gençlerimize sahip çıkıyoruz, destek veriyoruz. Ve başarılarının devamını istiyoruz. İnşallah da olacaklardır. Çok teşekkür ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bazı dans oyunlarında, salsa'da işte gençlerimizi izledik. Tabii ki onların içinde belki de Eliz de vardı izlediğimde. Çok başarılıydılar. Müthiş başarılarını gördük. Bu sahada gelişim olması ve daha dünya şampiyonluğunu yakalanması veya daha ileri derecede başarılar elde edilmesi elbette mutluluk verici bir şeydir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her ne kadar sadece Türkiye tarafından tanınan bir ülke olmasına rağmen birçok alanda gençlerimiz gidip oyunlara katılabiliyorlar. Bu da büyük bir gelişmedir, büyük, güzel bir olaydır. İnşallah zamanla özellikle sporda tamamen bu ambargolar kaldırılır, izolasyonlar kaldırılır. Yani karşı tarafta, Rum tarafı her ne kadar bizleri şikayet ediyorsa da, engellemeye çalışıyorsa da spor yapmak her çocukların, her gencin hakkıdır, her bireyin hakkıdır. Bu evrensel bir insan hakkıdır ama görüyorsunuz işte Rumlar, Yunanlılar evrensel insan hakkı diye bir şey tanımıyorlar. İlle de engellemeye çalışırlar. Ama bu engelleri aşağı aşağı şampiyonluğa devam diyorum. Sizleri tebrik ediyorum.